Herkese merhabalar. Bu videonun konusu rüzgar ölçer. Rüzgar ölçer nedir, ne işe yarar, ne zaman kullanmalıyız? Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Şimdi rüzgar ölçer basitçe şöyle bir alet. Ben bunu AliExpress'ten aldım. 10 dolar civarında bir şey. Ucuz. Alıyorsunuz, geliyor. Rüzgarın kaç kilometre olduğunu size söylüyor. Şöyle dijital bir ekranı var. Ortada bir tane pervane var. Oradan böyle rüzgarın geldiği yöne doğru tutuyorsunuz. Rüzgar nereden geliyorsa o tarafa doğru tutuyorsunuz. Şöyle önünüzde hani bir engel olmayacak şekilde tepenin önünüzde önündeyiz diyelim. Şu an ben sahildeyim de yani uçuş falan yapmıyoruz. İşte rüzgarın geldiği yöne doğru tutuyoruz ve bize söylüyor. Bakalım kaçmış rüzgar. İşte 5.4, 5.8, 4.7, 4. İşte 4.8. gibi böyle alt üstü 2 kilometre falan oynuyor. Bize rüzgarın kaç kilometre olduğunu şuradaki dijital ekranda söylüyor. Şimdi rüzgar ölçer ne zaman işe yarıyor? Yani ben ne zaman kullanıyorum? Ben şey demiyorum hani illa rüzgar ölçer kullanmalısınız ya da işte rüzgar ölçer işte kullanmayan pilot değildir falan gibi yani o tarz saçma sapan bir şey demiyorum burada. Rüzgar ölçer ben ne zaman kullanıyorum? Mesela tepeye çıktık. Rüzgar sert ve darbeli ve bunun kaç olduğunu kestiremiyorum diyelim. Yani 18 mi, 22 mi, 25 mi, 28 mi? Acaba darbe aralığı kaç? Yani mesela ikinci bir senaryoda bakalım. Şu 15 ile 25 arası mı gidip geliyor rüzgar? Yoksa 18 ile 28 arası mı gidip geliyor? Yani bunu böyle bir bakışta kestiremeyebilirim. Gayet doğal. Bu zaman alan bir şey. Hani o rüzgarın böyle kaç olduğunu tahmin etmek biraz süreçle alakalı, deneyimle alakalı bir şey. Öyle hemen çıktım tepeye o 18, 24, işte 38, işte 13 falan diye hemen böyle bilemeyebilirsiniz. İşte o bilemediğiniz dönemde, bilemediğiniz anda bu devreye giriyor. Açıyorsunuz rüzgar ölçeri, tutuyorsunuz. Hiç öyle tahminlerle falan uğraşıp kendinizi yormuyorsunuz. O size söylüyor. Şu anda mesela 6.3, 5.8, 6.5 her neyse bana gösteriyor. Zaten rüzgar azsa sorun yok. Ama şöyle kötü bir senaryodan bahsedelim. Diyelim ki rüzgar aralığı 18-28 olsun. Yani tutuyoruz. Yani rüzgar ölçerimiz yok diyelim. İşte 18'e düşüyor minimum. 28'e çıkıyor maksimum ve darbe aralığı da böyle 30 saniye 1 dakika falan olsun ya da 30 saniye 40 saniye olsun. Düşüyor 18 çıkıyor 28 işte düşüyor 18 çıkıyor 25 düşüyor 18 çıkıyor 30 işte düşüyor 18 çıkıyor 28 falan gibi bir şey. Ben de geldim kafamdan şöyle yorumladım onu. Ha 12 ile 25 arası. Şimdi 18 ile 28 aralığıyla 12 ile 25 aralığı farklı. Yani 28'de hani geriye sürükleyebilir. O pilota göre, kanada göre, pilotun ağırlığına göre değişebilir. Ama ya herkesin rüzgar aralığı farklı olabilir. Ben çıkarım ileri kanatla uçuyorum ben mesela. İleri B'yle uçuyorum yani hızlı B'yle uçuyorum. İşte 25 kilometrede çıkar giderim. Adam A kanatla uçuyordur. Alt limitledir. Çıkar 25'te havada öyle kalır. Ya da hani daha sıkıntısız geriye sürüklenebilir. İşte bu tahminleri yanlış yürütüp başımıza iş almamak için rüzgar ölçer kullanıyoruz. Yani rüzgar ölçer 10 dolarlık çok basit bir alet bizi sürüklenmeden kurtarıyor. Bize rüzgarın aralığını söylüyor, darbe aralığını söylüyor, kaç kilometreyle estiğini söylüyor, her şeyi söylüyor. Böyle küçücük atıyorsunuz çantaya, çıkartıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bence kullanın. Mesela senaryo şu olsun. Çıktım geldim. İşte pilotun bir tanesi uçuyor, ikincisi uçuyor, üçüncüsü uçuyor. Ama o pilotların kim olduğu, pilot seviyesinin ne olduğu, hangi kanatla uçtuğu, kilo limitlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki adam C kanatla uçuyor, üst limitte uçuyor ve çok iyi bir pilot. Ama ben yavaş B ile uçuyorum diyelim. Pilotajım da o kadar iyi değil diyelim. Ve alt limitte uçuyorum diyelim. Eğer onlar uçuyor ben de uçarım diye çat diye böyle kanadı çekersem ben 28 kilometrede büyük bir ihtimal geriye doğru sürükler beni. Sürükler demiyorum büyük bir ihtimal diyorum. Yani 30 olsun 30 da sürükleyebilir.
28'de sürükler. İleri gidişiniz olmayabilir. Sıkıntılı böyle ağaca yapışabilirsiniz ya da türbülanslı alana geçebilirsiniz. Zaten bunları da daha önceden ben kendi gözümle gördüm. Yani adam geliyor, bakıyor. Aa diyor, herkes uçuyor. Ne güzel, ben de uçarım. Kanadını seriyor. Hiç rüzgar kaç kilometreyle esiyor? Nereden esiyor? Nasıl esiyor? Hiç bakmıyor. Çat bir çekiyor. Zaten çektikten sonra iptal. Yani çektikten sonra şöyle bir şey oluyor. Kanadı sardınız, çektiniz. Daha çeker çekmez ayağınız yerden kesiliyor. Hop biraz yükseliyorsunuz. Sonra hık diye kalıyorsunuz böyle. İleri gidiş yok. Yani ileri gidiş yok. Frenleri komple bırakıyorum. Hala ileri gidiş yok. İşte ne yapacağım? Frenleri hafif tok tutmaya çalışıyorum. Hafif de darbe varsa havada böyle biraz tok tutayım derken geri geri atıyor. Ondan sonra başlıyor senaryo. Ne yapacağım? İnemiyorum. Çünkü kaldırıcı beni sürekli kaldırıyor. Tepeden böyle geliyor, kaldırıyor. Dinamik kaldırıcı var. İleri gidemiyorum. Sağa sola kaçamıyorum. Geri geri kalıyorum. Ondan sonra da işte ya türbülanslı bölgeye gidiyor ya bir şey oluyor. Sürükleniyor. Sıkıntılı böyle bir sürece geçiyor. O yüzden basit rüzgar ölçerimizi alıyoruz. Tutuyoruz. Bakıyoruz. Benim rüzgar limitim kaç? Ben önce onu bilmeliyim. Ben mesela 25 kilometreden fazla rüzgarlarda çok da uçasım gelmiyor. Çünkü zaten çekmesi bir dert, kalkması bir dert, uçması bir dert. Onun üstüne zaten hareketiniz de kısıtlanıyor biraz. Yani ileri gidiş böyle az, işte dönüş manevralarınızı yapıyorsunuz. Bir dönüyorsunuz işte böyle kafa rüzgarı az az böyle yani yavaş yavaş tatsız bir uçuş. Yani yarışmalarda bildiğim kadarıyla pencere 35 kilometreye kadar açık. Ama yarışmayla yani normal bir P1, P2, P3 pilotu hani başlangıç kanatlarıyla uçan pilotlar ya da sadece bir hafta sonu uçucusu, sadece yelken yapmaya gelmiş bir adam, sadece öyle keyfi uçuşa gelmiş bir adam, alt limitlerde uçan pilotlar, işte yavaş kanatlarla uçan pilotlar durumları aynı değil. Yani yarışmalarda işte pencere 35'e kadar açık, iyi o zaman ben de 35'e kadar uçarım diye bir mantık yürütürseniz büyük bir ihtimal başınıza belaya alırsınız. Yani uçamayabilirsiniz. O yüzden kendi limitini bilmek açısından rüzgar ölçer güzel. Ayrıca kendi hislerini geliştirmek açısından da güzel. Mesela biz çıkıyoruz tepeye tahmin yürütüyoruz. İşte kaç esiyor abi? İşte 18. Sen kaç diyorsun? 15. Sen kaç diyorsun? İşte 20. Böyle herkes tahminlerini söylüyor. Sonra çıkartıyoruz bakıyoruz. Aa kaçmış? 17. Ha kim yakın söylemiş? Kim uzak söylemiş? İşte ne kadar yaklaşmışım? Ben mesela geliyorum tepeye bakıyorum kaç? 8-10 kilometre arası ya rüzgar. Çıkartıyorum bir bakıyorum. 8 kilometre. Ya da çok esiyor. Bir geliyorsun ya diyorsun herhalde bayağı var böyle rüzgar. 30 kilometre falan esiyor herhalde. Ya da 28 falan esiyordur. Bir çıkartıyorsun bakıyorsun 24. Maksimuma bakıyorsun 25. Diyorsun tamam yani hani ben burada idare edebilirim. Yani rüzgar ölçer aynı zamanda güven de veriyor. Çünkü saçma sapan kafadan tahmin yürütüp yanılmaktansa rüzgar ölçerle kesin sonucu alıyoruz. Bakıyoruz kaç gösteriyor şu an mesela? 5.2, 5.6 gibi gösteriyor. Biliyorum yani kaç estiğini biliyorum. Boşu boşuna tahmin yürütmeme gerek yok. Tahmin yürütüp sonra bakıp zamanla hani o hissiyatı da geliştirebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde de belki hiç rüzgar ölçeri ihtiyacınız bile kalmaz. Kesin yani bilebilirsiniz. Ama başlangıç aşamasında yani rüzgar ölçer tavsiye ediliyor. Ki biz yani çok deneyimli pilotlarla bile rüzgar ölçer kullanıyoruz. Çünkü adam kalkacak. Yani hava çok sert. Artık böyle birçok pilot kalkmaktan, hani uçmaktan vazgeçmiş. Ama bir iki tanesi böyle hani işte cesareti olan, kendine güvenen, iyi pilot olanlardan böyle diyor ki adam ben kalkacağım. Bir ölçelim abi. Bakıyoruz. Bir düşüyor işte 25'e, bir çıkıyor 40'a. Bir düşüyor işte 22'ye, bir çıkıyor 38'e. O adam bile uçmaktan vazgeçiyor. Yani rüzgar ölçere güvenip o adam bile uçmaktan vazgeçiyor. İşte Ende kanatlar, işte yılların pilotu bilmem ne falan filan. Ne yapıyor adam? Rüzgar ölçere güveniyor. Diyor ki yok yani ben çıkmayacağım. Limitlerin üstünde, darbe aralığı çok fazla. Uçmaya gerek yok böyle bir havada, risk almaya gerek yok. Toparlanalım, gidelim, başka zaman uçarız. Bitti gitti bu kadar.
Bunun linkini videonun altına koyarım. Şu ekranı da şimdi bir çekeyim görün yani nasıl bir ekran olduğunu da böyle yakından göstermeye çalışacağım. 10 dolarlık bir cihaz alıyorsunuz. 2 haftada kapınıza kadar geliyor. Çantanıza koyuyorsunuz. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman kullanıyorsunuz. Bayağı işe yarıyor. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.